uzun zaman sonra vlogumun açılışını yaptım. Onu sevmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi zekası. Valla Mert beni şaşırttı. Mert ne dedim oğlum ben? Unuttum lan. He bilmiyordun sanki. Bilmiyordun sanki. Ha, sana... Günaydın. Uzun zaman sonra vlogumun açılışını yaptım. Hani bakıyorum havaya. Evet diyorum, doğdu güneş. Tık kahve. Tık bir su alıyorum. Bol bol su içiyorum. Saçıma başıma da hiç bakmıyorum. Ondan sonra şu nihayetinde bir Mert Hoca kolay yetişmiyor bardağıyla kahve içiyorsunuz. Bardağımız şu şekilde. Hemen İçiyorsunuz kahvenizi, magazin programı açıyorsunuz, Maya'yla ve Mert'le beraber magazin izliyorsunuz. Her neyse, çok vıcıklamadan size olayları anlatayım. Bu vlog ne vloguymuş falan filan her şeyi anlatayım. Şu anda Instagram'dan gördüğünüz kadarıyla ablamın, yani Fransa'da olan ablamın İstanbul'a geldiği, Simge Ali Mustafa'nın şu anda tam olarak bizim evimizde içeride olduğu bir dönemdeyiz. Çünkü bugün Mert'in doğum günü partisi var. Güzel bir parti olacak, güzel bir organizasyon olacak. Ben de dedim ki bunu çekmezsem olmaz yani. Ben eksik kalırsam olmaz. Ne bağırıyor? Kim bağırıyor aşkım? Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Bugünkü konumuzla ilgili. Evet. Vallahi bugün bir sürü insanı ağırlayacağız. Nasıl baş edeceğim onu düşünüyorum. Onun gerginliği gördüğümde. Başka bir şey düşünmüyorum ben. Ben eğlence maç. Sonra yine konuşuruz. Sonuç olarak vlogu açtım. Görüşürüz. Arkadaşlar İstanbul'a geldiler. Hello deyim vloga. Merhaba. Biraz kendilerine gelememişler. Mert yok. Çünkü dışarı çıktı, alması gereken birkaç bir şey varmış. Bir de midesi biraz kötüydü. Beli için tedavisi var. Hani böyle belki bir ilaç alır vesaire diye şey yaptı. Umarım dobarlanıp döner. Merak ettim ben de açıkçası. Ben bugün evdeyim. Dinlenmek istiyorum. Akşam çünkü yorulacağım. O yüzden bu arkadaşlar çıkabilirler isterlerse. Kanka bir tane video var ya. Yanına onu koyacağım bunun. Kolay gelsin. Hayır, dışarıdaki köpeği aldı ya. Öyle bir gün ki yani. Aslında enerjim var ama yok. Böyle garip bir şey var içimde. Neden? Neyse bakalım. Şu günü bir vloglayalım, beraber bir yaşayalım.
Düzeliriz be. Yakalım bir tütsü. Değil mi anneciğim? Yakalım mı bir tütsü? Ha? Akşam biraz yorulacağız gibi hissediyorum. Biraz da böyle 2-3 günün yorgunluğu var, İzmir'den yoldan geldim falan filan. Kışlıklarımı hala yerleştiremedim. Ondan sonra bu akşam ne giyeceğimi bilmiyorum. Böyle bir tık hem böyle bakım, kişisel bakım, hem de böyle hazırlanmam rahat rahat olsun istiyorum. Siz de öyle düşünüyorsunuz değil mi Mustafa? Evet. Dışarı çıkacaksınız şimdi. Biraz yorgunuz. Yorgun ve üşüyorsun galiba şu an. Yorgunluktan. Neden yoruldunuz acaba? Biraz fazla geçirmişiz. Evet, hepimiz yani. O yüzden pertiz. Mert işte dışarı çıktı, daha gelmedi. Ne yapıyor, ne ediyor konuşamadık bile. Çünkü sabah midesi biraz kötüydü. Dışarıda işleri vardı, çıktı. Gelsin, o da ne giyecek, ne edecek onun da hiç bilmiyorum ben. Bakalım artık. Yani bugünü vlogluyorum. Vlog çekmeyi özlemişim ama. Tiene loco en la cabeza cuando me tocas. Siento que todo está bien, pero en verdad yo no sé si tú lo sientes también. Entonces quiero saber por qué desde que te vi yo vivo diferente. No me importa a mí lo que dice la gente, porque tú siempre la prendes candela. Te quiero a mi lado. Üşümeyi sevmiyorum. Bu aralar biraz hava soğudu. Yani üşümeyeceğimi bilsem, hissetsem her şeyi giyerim. Tövbe yarabbim. Ne oluyor kız? Maya'nın kulağını üfleyince böyle oldu. Yalnız ne uyuduk be. Yorulmuşuz. Çok iyi geldi. Yani... Şekil A'dan sonra B. Benim sevgilim geldi. Şu anda kıyafet denemeye çalışıyor. O yüzden çok rahatsız etmiyorum ama serum iyi gelmiş kendisine. Nazar değdi yani bence. Bayağı nazar değdi. Hadi bay. Dün saçlarımı yaptım. Gelinin kız kardeşi. Tabii bunlar açılacak, sağa sola atacağım, daha doğal duracak. Zaten gitmemize de daha var. Yani, değil mi? Bu kız da... Evet, ben de saçımı düzleştirdim. Evet. Yanağım da çıkan sivilceler. Ya kendimiz hazırlanalım. Evet. Evet. Makyaj falan yapacağız ama önce bir yemek yiyelim dedik. Yani yemek yemeliyim ben, kendime gelmeliyim. Sonra ne giyeceğimi hala karar veremedim. Bakacağım artık. Kanka sen hazır mısın? Ben sadece gömlek giyeceğim. Sen ne yapıyorsun burada? Ben şu şeyi halletmeye çalışıyorum. Vallahi hazırlandık. Şöyle tek omuz gözüküyor mu oradan? Bir elbise giydim. Birazdan çıkacağız. Siz? Hazırız. Sizeme bir, iki. Geldik. İyi mi geldi? Konuşamıyorum ben bunlara ya. Neden öyle oldu? Ben konuşurum da şu an tutuldum ya. Evet arkadaşlar. Simge çok zeki bir kız. Onu sevmemin en büyük sebeplerinden bir tanesi zekası. Kamerayı bize çevirmeden kameradan bizi çekeceğini düşünüyorum.
bakmıyor ki arkadaşlar. Ay kusura bakmayın, anca açtım çünkü biz biraz stresliydik. Ay yakınlaştı. Bir şey olmaz. Kızlar gelmiş. Şimdi burası bayağı kalabalık, dedikodu yapamıyorum. O yüzden sonra ya ara sıra dans falan edersek çekerler işte. Kim çekecekse, kimse çekmeyecek. Ama onun haricinde çekmeye çalışacağım. Bir şey diyeceğim. Bir dakika durun. Dur. Gizem sen çekiyor musun? Ben çekemedim. Kadrar dışında kaldım. Gireyim mi kadrar? Yanındayım. Sen de gir. Hangisi şöyle yandan halletsin? Abi şöyle söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Yani hep bir arada olamıyoruz. Araya vakit giriyor, iş giriyor, sürekli bir şeyler giriyor. Ama en azından böyle özel günlerde bir arada olabiliyoruz. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Benim için çok özel bir doğum günü. Bu akşam neden öyle? Güzel bir doğum günü oluyor. Bilmiyorum. Onu çünkü ben varım. Ben buradayım. Yanımda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve bundan sonra daha güzel bir hayat geçireceğimi düşünüyorum. Biraz da kafam iyi oldu. O yüzden saçmalayabilirim. Ama önemli olan şu. İyi ki varsınız. Ve Sude iyi ki yanımda. İyi ki benimle birlikte. Ve iyi inşallah bundan sonraki hayatını da benimle birlikte geçirir. Herkese tekrardan selamlar. Videonun kapanışı benim için birazcık geç oldu. Neden geç oldu? Ancak. Evet, yani bugün bir gün geçti sanırım. Bir gün mü? İşte dün yatarak evet. Geçti. Aynen, biraz yorulmuşuz. Benim ayaklarım pertti. Mert'in midesi kötüydü. Yani ancak kendimize geldik. O yüzden vlogta şu anda hani editlenmemiş hali olduğu için içinde ne var ne yok bilmiyorum. Fakat en güzel sahneyi kardeşim Simge sağ olsun çekmiş. Onun dışında... Neymiş o en güzel sahne?
Ta 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 tam. Aman da aman, pek yakışırmış sevgilime. Valla Mert beni şaşırttı. Büyük sürpriz oldu benim için. Çünkü yani fark etmemem imkansız. Aslında çıtlattığı bazı noktalar olmuş ama hiç anlamamış. Bir iki tüyo verdim. Bir iki tüyo verdim böyle. Ortadan kayboldum bir gün. Ulaşamadı bana falan filan böyle, hani böyle. Hangi gündü o? Son gündü ama. Son gün, cuma günü. Işte. Son gün anladım. Tamam mı? Adama ulaşamıyorum. Ya o gün doğum günü var. Onun en özel, en mutlu günü ve böyle hani beraber hazırlanırız falan, rahat rahat bir gün akşama kadar beraber oluruz, beraber hazırlanırız falan diye düşündüm. Sabah zaten Simge ile Mustafa bizde kalıyordu. Hani sabah öyle bir çıktık evden. Paldır küldür böyle apar topar çıktı. Aradım. Neredesin falan filan. Serum yediğin gerçek ama değil mi? Serum gerçek. Ha. Midesi kötüydü, serum yiyeceğim falan dedi. Ben de dedim ki ben de geleyim mi yani? Sonuçta ben olsam tek gitmem, Mert'i yanımda isterim. Ondan sonra meğer bilerek yapmış. Ben de böyle sürekli acaba bir sorun mu var, bilmem ne mi var falan diye kuruyorum kendi kendime. Ben şey gördüm sosyal medyada bugün. Ay işte ne demişler, dur şey demişler. He bilmiyordun sanki, bilmiyordun sanki. Sana sallamışlardı ama. Ya şöyle söyleyeyim. Sude'nin kardeşi, arkadaşları falan bana kızdı. Bize nasıl böyle bir sürprizi söylemezsin diye, bir de azar işittim yani. Dedim ki size bunu söylersem Sude'ye yetiştirirsiniz diye söylemedim dedim. Ya kızın en ufacık bir şeyden haberi yoktu. Yani boşu boşuna sallamayın. Tebrik edin geçin. Sallayanlar için söylüyorum. İnsanları mutlu günlerinde de, bir kesim var yani böyle negatif beslenen. İnsanları mutlu günlerinde tebrik etmeyi, güzel dileklerde bulunmayı huy edinin kendinize. Bu sizin kendiniz için yani. Bizim için önemli değil ya. Bize kötü bir şey söylesen ne olur, söylemesen ne olur. Tanımıyoruz, etmiyoruz. Ama kendi enerjiniz bozulmasın yani. Kendiniz daha mutlu bir hayat istiyorsanız dışarıya da mutluluklar verin yani. O arkadaşlara söylüyorum. Onun dışında çok tebrik eden olmuş. Mutluluklar dileyen olmuş. Evet. Herkese binlerce kez teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir duygu. Çok güzel bir his yaratıyor işte o tebrikler. O yüzden herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Aynen yani, bu arada çok fazla mesaj, çok fazla yorum var. Görebildiğim kadarını cevaplamaya çalıştım. Yani herkese bütün güzel dilekleri için çok çok teşekkür ederim. Ya yani iyi niyet ya da kötü niyet olarak ikiye ayırıyorum ben bunu. Ama Allah hepinize nasip etsin. İstediğiniz, sevdiğiniz kişiyle böyle güzel bir duyguyu. Kötü yorumlara bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü gerçekten o kadar mutluyum ki onu takabilecek şeyde değilim şu an. Yani o enerjide değilim ve onunla kendimi böyle sıkıştırmak istemiyorum. Şimdi sırada ne var o zaman? Onu bir sonraki vlogta görecekler. Şu anda da arabadayız çünkü arkada valizim falan var. Ben havaalanına gidiyorum fakat açılışı bir sonraki vlogta göreceksiniz. Nereye gidiyorum, neden gidiyorum, arkamdan kim gelecek, neden gelecek. Hepsini paylaşacağım. Onun dışında söylemediğim bir şey var mı o günle alakalı? Yok, güzel bir duyguydu ya. Çok eğlendik. Sağ olsun dostlarımıza da teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmadılar. Tabii ki, evet. Gelen gelemeyen güzel mesajlar. Bir de o gün ben yani çok fazla video çekememiş olabilirim. Çektiğimi hatırlamıyorum. O teklif ettiği anı bile kardeşim sağ olsun aklına getirmiş de kamerayı almış, çekmiş. Hani hiçbirimizin haberi olmadığı için böyle detaylı bir çekim olmadı. O gün zaten ben telefonumu başka masada unutuyorum. İşte ne bileyim, hani Mert'in arkadaşlarıyla, görmediğim arkadaşlarıyla tanışıyorum. İşte insanları ağırlıyoruz falan. Mert stresli diye doğum gününde insanları ağırlayabilecek mi diye stresi var zannediyordum ben. Onun stresini azaltmaya çalışıyorum. Meğer beyefendinin stresi başka bir şeymiş. Büyük gerildim bak, büyük gerildim ya. Ama olsun, her şey ama çok güzel oldu. Ben güzel çok mutluyum. Güzel konuştun değil mi? Konuşmayı pek hatırlamıyorum ama güzel konuştun. Ben de videolardan gördüm işte o an, hani neye odaklanacağımı bilemediğim için. Ama çok güzeldi yani, çok mutluyum. Allah isteyen herkese de nasip etsin. Amin. Biz de şu anda adım adım yapmamız gereken şeyleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. O yüzden bir sonraki vlogta görüşürüz. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.